Merhaba arkadaşlar, şu an Joy Denenmez kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün oynayacağım oyunun ismi İstanbul Kıyamet Vakti. Bu oyunu illa duymuşsunuzdur. Ya bir yerde denk gelmiştir. Bu oyun nasıl bir oyun? Ben bundan bahsedeyim ilk önce size. Bu oyun çok oyunculu bir oyun. Mimio Rpeach diye geçiyor. Yani Metin 2 tarzı işte, Knight Online tarzı bir oyun. Oyunda 3 adet karakter var. Büyücü, savaşçı ve şifacı olarak. Oyunu başlatayım ilk önce. Benim karakterim bu. Oyun İstanbul'da geçiyor. Güzel. Aslında çok güzel bir oyun. 2007 yılında çıktı. 2007 yılında ben bunu bu benim bu oyun oynadığım benim ilk online oyundur bu arada. Ben 2007 yılında ilk çıktığı zamanlarda bunu oynamaya başlamıştım. Yani 2014'e kadar da falan aralıklarla sürekli oynadım. 2014'ten sonra ilk defa gireyim dedim oyuna bir. Oyun o zamanlar tabii ki çok popülerdi. Şu an fazla oyuncusu kalmamış. Bu arada burası Kapalı Çarşı. İstanbul'da Kapalı Çarşı illa bilirsiniz. Ya oyunda fazla oyuncu kalmamış açıkçası söylemek gerekirse. 2018 yılına geldik sonuçta. Fahri Bey. Böyle konuşabiliyorsunuz insanlarla. Bunlar tabii ki NPC, NPC neyse her neyse işte. Onlardan. Bunlar düz karakter. Her neyse. Şöyle Kapalı Çarşı'dan çıkacağım. Bu oyunun yani dediğim gibi Türk yapımı bir oyun. Bu oyun işte kaç yıllarında söyleyeyim size 2007'den 2008'den sonra bir 2012-2013'e kadar aşırı derecede fazla oyunculu bir şekilde devam etti bu oyun. Daha sonra gitgide oyuncu kaybı yaşamaya başladı. Ya bana kalırsa bu oyunda oyuncu kaybının yaşanma nedenleri oyunun yapımcı firması farklı farklı oyunlara yöneldi. Mesela biliyorsunuzdur iCanFootball diye bir oyun vardı. Mesela onun yapımcılarının yaptığı bir oyundu bu da. Süpercan diye bir tane oyun yaptılar. Onlara falan yöneldikleri zaman bu oyunla ilgilenmeyi bıraktılar. Bu oyunla ilgilenmeyi bıraktıkları zaman işte oyuncuları kaybetmeye başladılar. İşte öyle ek paket falan gelmedi. Daha sonra getirdikleri ek paketlerde oyuncuların oyuna başlamamasına yani şey yaptı. Yani ne bileyim insan bırakınca bir daha başlamıyor falan. Oyuncu kaybetmeye başladı. Oyun bence çok güzel. Bakın şurada Türk bayrağı var. Gözükmüyor fazla ama. Evet şurada. Burası Eminönü sokakları bu arada. Oyun Eminönü'nde geçiyor. Karaköy'e falan da gidebiliyorsunuz. Şimdi benim görevlerim falan var. Ben yeni bir hesap açtım. 10 level oldum şimdi. Burada görevler falan var. 10 adet bekçicini öldür diyor. Gideceğim bu görevi yapmaya. Bunlar jandarmalar. Ya İstanbul oyun benim hatırladığım kadarıyla şundan bahsediyor. Kıyamet vakti, kıyametten İstanbul'da kıyamet kopmuş. İstanbul'da kıyamet vaktinden sonraki olayları anlatıyor. Yani kıyametten sonra olmuş olayları anlatıyor işte. Etrafta canavarlar falan var. Mesela şurada küçük kertenkele. Şu yetenek penceresinden yetenekleri koyayım. Oyun 2007 yılında yapılmış bir oyun için bence çok güzel aslında. Yani şimdi size grafikler falan kötü gelebilir. Kötü gelmesinin nedeni tabii ki de oyun yeni yapılmış bir oyun değil. Ya bana kalırsa bu oyuna tekrardan oyuncu çekilebilir. Şu an fazla bir oyuncu yok. Etrafta fazla göremiyorsunuz tabii ki. Ya bu oyuna oyuncu tekrar gelme ihtimali var. Ama yani bence yapılması gereken şey oyun yöneticilerinin bu oyundaki grafikleri birazcık daha düzeltmesi gerekir. Bir de şu mouse'la hareket ettirme. Yani biliyorsunuz Metin 2'de falan WASD ile karakteri hareket ettirebiliyorsunuz. Bence bu oyuna da öyle bir şey gelse güzel olabilirdi. Şimdi benim görevim var. O görevleri yapacağım. Bekçicin. 10 tane bekçicin öldürme görevim var. Bir de şurada avcı var sanırım. Oyunda bu arada değişik etkileşimler falan var. Mesela ben canınız gittiği zaman mesela canım şu anda %100, %90 olduğu zaman mesela oturduğun zaman birkaç saniye sonra %10, %10 artmaya başlıyor. Ya da şöyle mesaj penceresinde yat yazdığınız zaman da aynı şekilde. Zaten sol altta görüyorsunuz Joe yere uzandı diye yazıyor. Farklı farklı şeyler vardı. Ben hatırlamıyorum bu arada. Mesela şunu yapacağım. Terbiyesiz bir hareket yapıyor. Başka neler vardı? Zar vardı galiba.
Evet. Bu da işte zar oynayanlar için falan atıyorsunuz. Zar en yüksek zarı kim atacak falan diye. Öyle yapardık yani biz eskiden. Parasına falan millet birbiriyle zar atardı. En yüksek zarı atan kazanırdı mesela. Ya cidden bu oyun benim online oyun oynama hayatına başladığım ilk oyun. Bu oyundan sonra oynamaya başladım her türlü oyuna. Ya bana kalırsa bu oyunların falan, ya bu oyunun daha doğrusu oyuncu kaybetmesinin nedenlerinden bir tanesi de, yani biliyorsunuz artık fazla oynanmıyor bu tarz oyunlar. Metin 2 olsun, Knight olsun ya da bu oyun olsun. Bu tarz oyunlara ilgi azaldı. Biliyorsunuz işte Fortnite olsun, PUBG tarzı oyunlar, survival, hayatta kalma oyunları daha çok ilgi görüyor. FPS oyunları, CSGO falan. Bunlar daha çok ilgi görüyor bana. Yani böyle karakterinizi geliştirebildiğiniz oyunlar modası geçti diyeyim ben bu tarz oyunların. Oyunda bu arada ben başladığım zamanlar level sınırı 29'du. 29 level'a geldiğiniz zaman son level'dı. Sonra onu 39 yaptılar. Daha sonra 49 oldu. Ve en sonunda 59 yapılmış. Ben 59 yapıldığını bilmiyordum. Oyunu tekrar indirdiğim zaman öğrendim. Şu an level sınır 59. Şu an bu arada kaç tane sunucu vardı oyunda? 6-7 tane falan sunucu var oyunda. Ben Eminönü sunucusunda açtım. Eminönü ilk açılan sunucudur oyunda. Oyunu ilk açıldığı zaman Eminönü sunucusu vardı. Ben genel olarak Sancak'ta oynamıştım tabi. Beyaz Köşk'te, Sancak'ta falan oynamıştım. Eminönü'nde de tabi ilk oyun çıktığı zamanlar ben de Eminönü'nde oynamıştım ama sonrasında işte genel Sancak olsun, Beyaz Köşk olsun oralarda daha çok zaman geçirdim. Eminönü'nde daha fazla oyuncu vardır diye Eminönü'nde açtım karakterimi. Birazcık şey yapayım dedim, yani özlem gidereyim dedim oyunla. Eğer bu oyunu oynamadıysanız yani indirmenizde fayda var. Oyun, ya bence oyun Steam'e falan gelse güzel olabilir aslında. Steam'de falan da daha fazla oyuncu çekebilir. Öyle Metin 2'de Steam'e geldiği zaman oyuncu sayısı bir anda artmıştı. Bu oyunda mesela Steam'e gelse başlangıçta iyi bir oyuncu akını olur. Ya bence oyun yöneticilerinin bu oyuna daha fazla ilgi göstermesi lazım. Reklam almaları lazım. Mesela önceden GameX fuarını biliyorsunuz. Oyun fuarı. Oraya falan geliyordu oyun yöneticileri. Orada oyunu tanıtıyorlardı ilk başlarda. O zamanlar bayağı oyuncu çekiyordu tabii bu şekilde. Ya da reklam meklam yapmaları lazım. Bu oyunun ya ölmesini istemem açıkçası. Neyse, bu video ne kadar sürdü bilmiyorum. Fazla uzun bir video olmadı. Bu oyundan bahsetmek istedim. Bu oyunda yani yeni bir oyun değil. İlla bileniniz vardır. Bilmeyenler için ben bu videoyu çektim. Karakterin tipini falan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada ben bunu seçtim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Oyunu hala oynayanlar var mı? Oyunu oynayanlar da yorum atarlarsa sevinirim. Yani belki ortaklaşa bir yerlerde oynarız. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan iki saniye izleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Go.